Mesela o yine il başkanı, sayın il başkanı gündeme getirmiş. Şu Suriyeliler meselesi, Afganlar meselesi, düzensiz kaçaklar. Ya bunlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'ni savunacak bir tarafı yok. Bunlar sıkıntı. Bunlarla bizim doğru dürüst hukuku dairesinde kurtulmamız lazım. Tereddütsüz İsmail. Biraz sonra yayının sonunda ben Suriyeliler ve yabancılar konusunda ciddi bir dört başlıkta kısa cümlelerle öneri sunacağım. Ya da şimdi sunayım. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sıkıntıda. Bizim bu sorunu behemal çözmemiz lazım. Kıt kaynaklarımızın korunması adına çözmemiz lazım. Demografik yapı adına çözmemiz lazım. Güvenlik adına çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım ya. Çözmemiz lazım. Başka hiçbir çaremiz yok. Nasıl söyleyeyim? Mesela dört başlıkla söyleyeyim. Bizim Avrupa ile ne yapıp edip şu anlaşmayı yapmamız lazım. Sınır batıda değil doğuda kurulmalı Türkiye Cumhuriyeti. Artık bu. İran'la anlaşmamız lazım. Sınır bizim sınırımız değil, Afganistan sınırı olmalı. Dünyanın gerçekleri bunlar. Ve Suriye ile bir anlaşmaya varılmalı, doğru, ama öncesinde İçişleri Bakanımız teklifte bulunup 9 ay sonra geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin geçici korumaları kaldırılacaktır denecek. Bitti. Artık devlet aklı işlemeye başlayacak. Diyecek kardeşim, Cumhurbaşkanı kararı yarın yayınlanacak İsmail, diyecek ki 9 ay sonra Suriyelilerin geçici koruması bitmiştir. Esad'la mı oturacağız? Kimle oturacağız? Artık herkes bilecek. Herkes ayağını ona göre, yorganına göre uzayacak. Herkes, çünkü devlet aklı işlemeye başlar. Ve dördüncüsü de kesinlikle kardeşim, belki üçüncüsü oluyor bu. Suriye ile anlaşmaya vardığımızda o toprakları hemen terk etmek olmaz. Türkiye Cumhuriyeti birkaç yıl daha orada kalmalı. Çünkü oradaki uydu garnizon devletin kurulmasına biz izin veremeyiz. Hemen terk etmek yok. Önce onlar gözlemci gönderecek, biz gözlemci göndereceğiz. Onlar gönderecek, biz göndereceğiz. Ondan sonra o toprakları işgal etmediğimiz için çekileceğiz ve kesinlikle olmazsa olmazımız. Yabancıya konut satışı ve kiralama yasaklanmalı, iş yeri ve arazi satışına sınırlama getirilmeli. Özellikle Rusların eline geçen Antalya, 200 bin Rus'un olduğu söyleniyor. İstanbul, Çanakkale, Güney ve Güneydoğu sınırlarında bu iş çok sıkı tutulmalı. Bu artık barınma krizi, demografik yapı, güvenlik için ne dersen de Türkiye Cumhuriyeti'nin, affedersiniz, ölümcül meselesi. Bu bir milliyetçi kafatasçılık değil. Bu bir yabancı istememek değil. Ama biz bu milletin evlatlarını, Türk milletinin evlatlarını önce güvenliğini, sağlığını, barınmasını, her şeyini, demografik yapısını korumak, kollamak mecburiyetinde olan bir milletiz. Dolayısıyla bunları yaparken, ederken hakikaten siyasi sahiplerle değil, seçim sahipleriyle değil, çocuklarımız, torunlarımız için, geleceğimiz için bu adımları atmamız gerekiyor. Ve şöyle toparlayıp netleştirmek istiyorum. Mansur Yavaş'ın, Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara'da kazanma şansı çok yüksek. Sayın İmamoğlu'nun kazanma şansı var, ama tekrar söylüyorum, örgüt arkasında dururmuş durmazmış ben onu bilmiyorum. Sadece yapacağı şu: süt dağıtmaya, yoğurduna, etine, kıymasına, kalemine, defterine, onun önümüz okul. Yurtta kalamayacak çocuklar var. Bunlara sahip çıkmak gerekiyor. Tüm bunlara el atacak. Kabataş metrosu, Malta Balık geçidi, tüm bunlarla ilgili hizmeti sunduğunu halkın gözünün içine sokacak, gösterecek ve kendisini anlatacak. Bu andan itibaren zannediyorum İstanbul'da da Sayın İmamoğlu'nun, eğer aday olursa, şu anda o biliyorsunuz böyle bir enteresan adaylık, evet, açıkladı. Hep yaptığı o. İYİ Parti ile ilgili söyleyeceğim şu: İYİ Parti işbirliği yapacaktır. Sayın Akşener'in açıklamaları İmamoğlu'na ve Sayın Yavaş'a dirsek göstermek değildir. Kızgın. Bunu ben tahmin ediyorum ve biliyorum. Bu kızgınlığı da haklı, ama oyunu doğru dürüst kuramadı. Orada Sayın Kılıçdaroğlu alt etti diyelim, öyle söyleyelim. Yani bunun siyaseten karşılığı nedir, kime ne kaybettirmiştir ben bilemiyorum, ama muhtemelen İstanbul ve Ankara'da desteği verecek ve İstanbul'da belli belediyeleri isteyecek. Eyüp'ü ister tahmin ediyorum. Önemli birkaç belediyeyi İYİ Parti adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi girmesin diye ister. Bir de belki yeniden Refah'ın belediye başkanlığı adayı göstereceği yerlerde İYİ Parti adayı göstermeyip orayı destekleyip de Cumhur İttifakı'nı zayıflatır mı? Çünkü Sayın Bahçeli dedi ki biz belediye seçimlerinde de sanki bir ittifak varmış gibi. Kanun altyapısı yok belediyelerde, ama bu hafta önemli bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti konutunda, Ankara'daki konutunda ve gündem tabii ki yerel seçimdi. Cumhur İttifakı eşittir devlet. Efendim işte belediyeleri kazanamazsak devlet belediyeleri elden gitme. Böyle bir bakış açısını tabii ki doğru kabul etmek mümkün değil. Sayın Yavaş bunu özellikle Ankara'da bozacaktır. Tekrar söylüyorum, o nasıl bozacağını bilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde milliyetçilik hiç kimsenin tekelinde değil. Herkes bu vatanını, milletini seviyor. Sağcısı, solcusu. Ki solcular da çok milliyetçi, yurtsever insanlarımızdır. Böyle bir ayrının gayrının olabilmesi mümkün değil. Bizim asıl sorunlarımıza odaklanmamız lazım. Ve dediğim gibi önümüzde hakikaten belediye seçimleri, ki biraz erken başladı. Yani bugün bunlar bizim
daha konuşmamamız gerekiyordu ama gördüğümüz kadarıyla o fitil ateşlenmiş durumda. Sayın Mansur Yavaş'ın çıkışı bir adım öne çıkarak Cesaret Başkanı'nın birinci maddesi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde belki onu gösteremediği söyleniyor ama bir adat terbiye gereğince yapmadı. Belki bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmadı. Ama burada gördüğümüz kadarıyla iyi bir programlamayla öne çıktı ve kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Sayın İmamoğlu da biraz önce söylediklerimizi yaparsa, örgüt umarız arkasında durur, Cumhuriyet Halk Partisi durmazsa da İstanbul halkı arkasında durur. Ondan sonra o örgüt kendi hesabını kitabını yapar, millete de o hesabı verir.